Merhaba, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol canım. Sağ ol. Kapıda demeyse diğer okuştuk. Bravo, onun için de diyor. Sağ ol Aziz Koçhali abi. İşte sağ olun. Latif. Git hareketi çekin. Thank you.
Potpeti. Potpeti. Al bırak. Al. عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم okumuş olduğumuz Kur'an tilavetini hasreten Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın pak ruhlarına hediye eyledik, sen haberdar eyle ya Rabbi. Cümle amin diyenlerin, müminlerin, müslimlerin, müminatın ve müslimatın ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Hasreten Eyüp Cenab-ı Gülpınar Beyefendi Hazretlerinin ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Sayın Başbakanımızın rahmetli anneleri Tenzile Hanımefendinin ruhlarına da hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Taziye merasiminde selamların en güzeliyle selamlıyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Bugün burada buluşmamıza vesile olan Cenab-ı kardeşimizin malum siyasi hayatımızda önemli bir yeri oldu. Milletvekilliği, bakanlık, ondan sonra parlamentoda başkan yardımcılığı, vekilliği görevlerine varıncaya kadar bu görevleri yapmış bir insan. Sizin içinizden çıkmış bir insan. Ve bizler de bir abi kardeş anlayışı içerisinde kendileriyle partimiz çatısı altında bir siyasi süreci yaşadık. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Başta ailesi olmak üzere
bütün milletimizin başı sağ olsun. Değerli kardeşlerim, ölüm bizler için mukadderdir. Ölümden kimsenin kurtulmak gibi bir durumu söz konusu değildir. Bizim için tabii bir özelliği var ölümün. Biz kadere iman etmiş insanlarız. Ve ölümü bir yok oluş olarak görenler... Tam aksine... Ölüm bizler için bir yok oluş değildir. Ölüm bir basubadel mevttir. Yani yeniden diriliştir. Bu yeniden dirilişe inanarak biz ölümü karşılayanlardanız. Tabii ki ne zaman, nerede, kimi, nasıl yakalayacağını da bilemeyiz. Onun için her an ölüme hazırlı olmak. Bu çok önemli. Onun için de üzerimize düşen görevler var. Bu görevleri de takdir edersiniz ki en güzel şekliyle yerine getirmemiz gerekiyor. Tabii kullar olarak birbirimizle münasebetlerimiz çok önemli. Fakat bizleri yoktan var eden Rabbimize karşı olan görevlerimizi yerine getirmekte şüphesiz ki bizim öncelikli görevimizdir. Ve bu görevi yerine getirirken de biz Rabbimize karşı kulluk görevimizi hiçbir şeyle değiştirmememiz gerekir. Bizim sadece Rabbimize kulluk görevimiz var. Rabbimiz bizden zaten bunun dışında başka bir şey istemiyor. Sadece o kulluk görevini, o ubudiyet görevini yerine getirmemizi istiyor. Ben inanıyorum ki siz değerli kardeşlerim bunun idraki içerisindesiniz. Ve bu idrakin içerisinde birbirinizi Allah için sevdiğinize inanıyorum. Para, pul, makam için değil, Allah için sevmek. Onun rızasını kazanmak için sevmek. Önemli olan bu. İşte geldik gidiyoruz. Her gün bir an dahi değerli kardeşlerim, tehiri mümkün değil. Mezara daha yakınız. Ne olacak? İşte 2 metre uzunluğunda, 1-1,5 metre derinliğinde bir mezara gelecek, bizi yerleştirecekler. Yerleştirdikten sonra Hoca Efendi Cumhurbaşkanı niyetine demeyecek musalla taşında. Başbakan niyetine demeyecek. Öyle mi? Bakan niyetine, milletvekili, belediye başkanı niyetine demeyecek. Trilyarder niyetine demeyecek. Ya? El kişi niyetine diyecek. Hatun kişi niyetine diyecek. Oraya bizi bırakacaklar ve bütün yakınlarımız, herkes çekip gidecek. Öyleyse bu dünyadaki kavga niye? İşte bunu idrak etmek çok önemli. Bunu aşmamız lazım. Bunu başarmamız lazım. İnşallah hep birlikte bunları başaracağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Ve bu kubbede inşallah hoş bir sada bırakacağız.
Ya Allah filancından razı olsun. İşte Tayyip Efendi'den razı olsun. Kasım Efendi'den razı olsun. Mehdi Efendi'den razı olsun. Ya ne kadar gayretliydiler. Ne kadar çok çalıştılar. Ya önümüzden ne engelleri kaldırdılar filan. Bunları dedirtmek çok önemli. Biz sizi Allah için seviyoruz. Siz de bizi Allah için severseniz mutlu oluruz. Biz asla bu millete efendi olmaya gelmedik. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Eğer sizin hizmetinizde bulunabiliyor da bir şeyler kazandırabiliyorsak bizlere ne mutlu. Çünkü baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer diyor baki. Bu kubbede inşallah bir hoş sada bırakırız. Tekrar gerek Cenab-ı Bey'in, gerek onun da geçmişlerinin, burada bulunup amin diyen tüm kardeşlerimin geçmişlerinin de ruhları için, sevgililer sevgilisi Peygamberimizin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Nereye gittin?